Herkese merhaba, ben Tuğçe Oluvar. Bugün sizlerle çizim ve sohbet serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ki gerçekten çok heyecanlı bir yerde kalmıştı. Hani evet, genel olarak böyle dizi tadında heyecanlı bitirmeye çalışıyordum ama geçen sene diyor. Çünkü evet, gerçekten bir sene olacaktı geçen bölümde. Çok heyecanlı bir yerde bırakmıştım. Çoğunuz bana Nicole'la nasıl tanıştınız, Nicole kim falan diyordunuz. Bu sorular çok geliyordu. Aslında bu bölümde genel olarak o soruların cevabını bulacaksınız. Çok büyük vaatlerle başladım videoya ki bütün bölüm bunu ayırdığım için vaadimi karşılayacağımı garanti edebilirim. Neyse, en son nerede kalmıştıktan önce bir saniye. Kribislion minikamsı yapalım mı? Tabii 130 yıl olduğu için bu seneye başlayalım. Başını unuttum ama şöyle bir şeyler olmuş galiba. Karadeniz'in soğuk sularından Eskişehir'in çorak topraklarına göçeren Hamsi 14 yaşında Güzel Sanatlar Lisesi'ne girmiş. Sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin animasyon bölümünde kendini bulmuş. Oradan Çek Cumhuriyeti'ne gidip Allah'ım ne kadar da güzel ülkeler var, ben niye Türkiye'de geçirmeyeceğim anı? Çek Cumhuriyeti'nde -20 derecelerde daha çok eğlenirim deyip orada Erasmus yapmış. Dönmüş, mezun olmuş, mal gibi ortada kalmış. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi, hayatımda hiç bu kadar plansız kalmamıştım deyip bir anda kendini bir animasyon şirketinde animatör olarak çalışırken bulmuştu ki daha sonra film yapmış, Altın Koza'ya katılmış ve Altın Koza'yı kazanmışmış. Kendimi buradan gaza getirdim çok feci bir şekilde. Burada kalmıştık. En son Altın Koza'da sahneye çıkmıştım. Elimde ödül, yanımda şahane başarılı insanlar, beni izleyen annem, arkadaşlarım ve gelecekteki kocam diye bir nokta bitiriş yaptım. Hepiniz fark etmemişsiniz ama birkaç kişiden fark etmiş bunları. Şimdi gelelim bu kocam kısmının detaylarına. Size hemen bu Adana kısmını bir Adana'ya yakışacak şekilde bir veda ettikten sonra kocam kısmıyla devam edeceğim. O gece festivalin son ve en güzel after partisi oldu. Ve böyle Adana'daki bir haftalık şahane gezimize son bir şırdan şat yaparak da son verdik. Artık zaten başka daha fazla parti ne kadar 20 küsur yaşlarında olsam bile vücut kaldırmayacaktı. Artık gerçekliğe dönme vakti de gelmişti ama tabii ki de çok güzel bir kapanış yaptım. Öyle düz bir şekilde ödüllü alıp uçağa binip gitmedim. Düz zannediyor çünkü buna. Bu da güzel bir şeydi de neyse. Bakın daha güzel bir kapanış yapmıştım. Şu an beklentileri çok yükseltmiş olabilirim ama gerçekten hoş bir... Ay Tuğçe anlat artık. Sonra gün uçağa binmek için havaalanına gittik. Uçağı bekliyorum işte, uçağa gineceğiz. Yani orası o kadar küçük bir havaalanıydı ki böyle hani kapıdan geçip beklemiyorsun. Direkt binanın önünde bekliyorsun. Binanın içinden geçip sonra uçağa biniyorsun direkt gibi bir şey. Beklerken böyle karşımda benim gençlik crush'ım Nejat İşler var. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Beni kesiyor. Evet, Adana'da da Nejat İşler tarafından kesilmedim demem artık. Ki bu cümleyi kurmak herkese nasip olmaz. Şimdi bu konuda bir anlaşalım. Ben bayağı Nejat İşler hayranıydım. Bir baktım karşıda. Bende de gözlük var böyle. Nereye baktığım görünmeyen filmci ablalardan böyle. Sürekli bana bakıyor falan, o dedim dostum dedim, ya o dedim çok ünlü falan, ya orada falan filan dedim. Böyle kendimce gaza geldim orada. Nasıl gaza geldiysen böyle uçağın Merlin Mora havasına falan bindim aşağıda. Neyse, Adana'nın kapanışını bu şekilde yaptık. Vatanıma döndüm, toprağımı öptüm, öpen futbolcular gibi bir gururla böyle Eskişehir'e ayak bastım. Çok mutluyum falan. O sırada yanımda biliyorsunuz annem vardı, annemle döndük zaten. Bir de bizimle beraber gelen Pam Friend'im vardı, o İstanbul'da tanışıp Adana'ya getirip güzel topraklarımızı gösterdiğim. O da oradan İstanbul'a geçti. Hatta böyle İstanbul'a geçti, hatta yani İstanbul'da sadece havaalanına gidecekti bir havaalanından diğerine. Havaalanına giderken takside telefonunu kaybetti, yanlış havaalanına gitti. Sonra son anda havaalanı yanlış olduğunu fark edip diğer havaalanına falan geçti. Çünkü biliyorsunuz benim arkadaşım olması için böyle kriterlere sahip olması gerekiyordu. Bunların hepsini check ettik yani o noktada. Bayağı gurur duydum kendisiyle. Ben bir insanın başını döndürmek diye buna derim bebek, hemen kendime pay çıkartayım oradan, başka türlü olmazdı çünkü. Şimdi bu noktada artık yani çoğunuz anlamıştır herhalde diye düşünüyorum. Bu anlatımından ben bile anlamazken çoğunuz anladıysa tabii hani takdir ediyorum, o da ayrı bir şey ama bu nokta sizi birazcık alıp geçmişe götüreceğim. Çünkü o Nicole'la nasıl tanıştınız sorusuna hiçbir zaman cevap vermedim. Çünkü gerçekten sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Fark etmemiş. Bir anda böyle yavaş yavaş diyor azaltarak, hani sigarayı bırakırsın ya, o da böyle çoğaltarak hayatıma girdi. Önce işte eli girdi, sonra böyle dirseğe kadar, sonra kafası girdi. Loading yapıyor çünkü böyle 1900'lerdeki internet sayfaları gibi düşün. İlişkimiz o şekilde ilerledi. Benzetmeler çok çılgın. Bayağı bir update etmişim kendimi, onu fark ettim. Neyse, uzatma Tuğçe'cim, konuya gel. 5 yıl önce biri bana Skype'den yazdı, sen kimsin diye. Onun mesela sen kimsin dedim, delikanlı oldum içeri, yani böyle atar yaptım, böyle elinde sigara olan emojiler falan attım. Yok da öyle şeyler ama olsa kesin atardım, böyle şey iş makinesi izleyen amca oturuşu vardır ya, öyle bir emoji olsa onu da atardım falan mesela. Sen kimsin falan filan derken böyle uzun süren araştırmalar ve Norveç balıkçılar üzerine yapılan testler sonucunu anladık ki biz ya çok elit bir şekilde DeviantArt'tan
ya da daha az elit bir şekilde Chatroulette'den tanıştık. Skype'larımızı değiştik. Tabii o zamanlar Skype'ları değişiyordu. Ama işte sanırım bir süre sessizliğe gömüldüğümüz için, yani çok tabii sosyal ortam aktığı için, internette surf yaptığımız için aradan kaçırmışız ne olduğunu. Birkaç ay sonra da bu benim Skype'da ismimi görüp bu kim falan diye bana yazdı. Ben sen kimsin diyor, sen kimsin falan filan derken dedik ki en iyisi biz artık bu araştırmayı bir kenara bırakalım. Altını fazla eşelemeden önümüzdeki güzel günlere bakalım diye bir karar aldı kendisiyle. 5 sene süren seviyeli bir dostluk yaşadık. Bu arada 5 sene önce diyorum ya, şu andan 5 sene değil. O zamandan 5 sene, yani o zaman da yıl kaç? 2012. 1813'ten eksi 5'te matematik programına bağlı salak. Tarih matematik. Öyle ama çünkü biliyorsunuz bu bölümlerde her zaman bir tarih gönderme yaparım. Neyse biz 2012'den başladık. 2012'nin 5 sene öncesi, tamam. Allah'ım kafa yanması. 2012'nin 5 sene öncesinde, yani kaç eder? 2007. Yahoo! 5 sene süren sevgili bir dostluğumuz başladı 2007'den 2012'ye kadar. İşte genel olarak ne yapıyorduk? İşte mailler atıyorduk birbirimize, gezi planlarını paylaşıyorduk, kültür alışverişler falan. Biliyorsunuz kültürden ölen bir insan olduğum için paylaşmak istiyordu başka insanlarla da. O sırada bu fan friend'im de çok seyahat ettiği için işte gittiği yerlerden fotoğraf atıyordu. Ama böyle şey, yani 3 ayda bir, 6 ayda bir falan. Burada bayağı düzenli, hani seviyeli bir arkadaşlık kurmuştuk kendisiyle. Ve çok güzel, bazı şeyler gerçekten olması gerektiği zaman olması gerektiği şekilde oluyormuş. Yani bunu fark ediyorum şu anda, geriye dönüp baktığımda daha iyi fark ediyorum. O an pek içinde olunca anlamıyor insan ne oluyor falan diye, böyle bir suyun içindesin, böyle su dönüyor, bir yerlere gidiyorsun, ne yaptığın belli değil falan filan, kafa göz derken bir şeyler yerine oturuyor yani. Sancılı bir dönemdi, genelden sancılı dönemlerin sonunda şu an size spiritual ve İlham verici konuşmalar yapmaya başlayacak gibi oldum. Hemen oradan kopup, bu moddan kopup normal moduma geri dönüyorum. Nerede kalmıştım? Allah'ım çok dağılıyorum. Kendisiyle işte mailleştik, 5 sene arkadaşlık yaptık falan filan. Böyle güzel bir arkadaşlığımız vardı. Tam kendisi benim altın koza için izin aldığım hafta bana mail attı. Yani haftaya ben altın koza gideceğim, bu hafta bana mail atıyor. Diyor ki, ben Türkiye'ye geliyorum gezmeye. Orada mısın? Yani oradaysan buluşalım mı? Normalde ben kesinlikle buluşamazdım. Eskişehir'de full time çalışıyordum. İzin alma bir şansım yoktu. Ama Altın Koza gideceğim için iş yeri izin vermişti. Artı birim vardı ama bütün yakın arkadaşlarım aynı şirkette çalıştığı için izin alalım. Yaşayacağı diyorum çünkü gerçekten şirkette yaşıyorduk ama aynı şirkette çalıştıkları için izin alıp benimle gelecek birisi de yoktu. Sonra bu pen friend'im dedi ki, ben Türkiye'ye geliyorum dedi. Ya dedim, sen dedim Charlie'nin çaklat fabrikasındaki o şanslı çocuk olmalısın. Adana'ya bir bilet kazandın. Dedim ki benimle şanslı insan olaraktan Adana'ya gel o zaman ya, beraber gidelim dedim. Tam böyle tarihler bu kadar istesek, ayarlasak bu kadar denk gelmezdi yani. Neyse sonra İstanbul, ilk hafta sonu İstanbul'a buluşacaktık. Zaten ben uçağa İstanbul'dan binecektim. İstanbul'a gittik. O hafta sonu işte benim yanımda Hayriye Hanım'ım var. Çocuklarımızla falan buluştuk. Minik bir böyle aile toplantısı falan yaptık da. Tabii ki çocuklarımdan bayağıdır bahsetmiyordum. Onları da oraya sokacağım. Hala varlar yani. Onu da İstanbul'a okumaya gönderdik falan. Biz çalışıp para kazanıyoruz. Onlar böyle eğleniyordu. İstanbul'da böyle tanıştık falan. Daha sonra ilk kez pen friend'imle yüz yüze geleceğim. Bir görüştük. Ateş ediyor ama. Oo dostum, bu ne böyle? Tam böyle ah Allah'ım diye benim düşüp eriyip böyle yerlerde yuvarlanıp taklalar atacağım tipte bir, yani görmüştüm zaten. Evet, arada video call falan yapıyorduk da aynı değil yani. Böyle bir enerjisi falan da akıyor. Ama tabii ki de bu ne zaman olur? Bu sen ne zaman sevgili istemiyorsan o zaman olur. Ben zaten hani sevgili istemiyorum. Kafamda seni arkadaş olarak kodladım falan. Yükselme Tuğçe, flört etme Tuğçe, kendine hakim ol Tuğçe falan filan derken kafamda arkadaş olarak kodladığımdan dolayı onları bırakmaya çalışıyorum. Neyse, o gece bir yanımda pen friend'im, bir yanımda işte ailem, işte Hayriye Hanım'ım, çocuklarım, bir yanımda da o sıra flörtleştiğim bir çocuk var. Birisi o adaya o gece veda edecekti. Çünkü o zamanlar ben ilişkilerimi Survivor tadında ilerletiyordum. Böyle geliyordu yarışmacılar, kazanan da devam ediyordum. Yani kazanamadığım bu kadar. O kadar çok çalışıyordum ki bir kazanalık yapacaksam birkaç randevu aynı anda sıkıştırmam gerekiyordu ki daha verimli geçirebiliyor odasını. Neyse, şakası bir yana. Yanımda işte kızım var. Kızım dedi ki, Tuğçe yalnız bu çocuk arkadaş olmak için çok yakışıklı dedi. Benim pen friend'den başladı. Vallahi dedim öyle ama dedim, arkadaşlığımı kaybetmek istemiyorum ama işte çok riske atmak istedim. Yemişim arkadaşlığını ya dedim. Flörte blörte cevap veririm falan diye böyle diss atmaya başladık. Karşılıklı flörtleşiyoruz falan diye, anlayacağınız üzere o yerel flörtüm adaya zaten veda etti. Ve benim pen friend'im yeni flörtüm olarak o anda upgrade oldu pen friend'likten. Boyfriendliğe değil ama flirtinship gibi bir şeye doğru bir evrildi. Ya tabii üstüne bir de Adana'ya gidip soğanlı kebabı çakınca karşılıklı aşkımız büyüdü, köklendi.
tam temelleri bu kadar sağlam olabilirdi yani. Başlangıç yapmıştık. Zaten oradan sonrasını biliyorsunuz, bu Penfrendim Adana'da benliydi. Önceki bölümde anlatmıştım size orada nasıl geçtiğini, zamanı az çok. Tam böyle yani bu dönemde şöyle bir şeydi. Evrene böyle bir rahat dur, ilişki istemiyorum, dikkatimi dağıtma. Benim bir planım var, o bir planımın olması. Benim bir halim var, bir halimin olması. Bu şakayı galiba her bölümde yapacağım. Bana bile ait değil ama çok hoşuma gidiyor nedense. Ki bu dönemde uzun mesafe ilişkisi kesinlikle istemiyordum. Biliyorsunuz daha yenisi bitmişti. Böyle uzun mesafe olmaz, uzak mesafe olmaz. Girmeyeceğim o işlere falan, dağıtmayacağım kafamı falan derken. Penfrendim 2 hafta sonra Eskişehir açıklarında tekrardan yüzünü gösterdi. Karabatak gibi. Kaybolup 2 haftada bir Eskişehir'e geliyor. Çünkü neden? Eskişehir gerçekten nadide şehirlerimizden biri. Her insanın 2 haftada bir gelip görmesi gereken bir yer. Bu noktada tabii Turizm Bakanı hemen arada teşekkür ediyor. Sana diyor üstün hizmetler, madalya sakalım falan diyor. Ne güzel turist çekiyorsun ülkemize diye. Neyse benim Penfrendim. Haftada işte bir hafta geliyor Eskişehir'de takılıyor. Ben işe gidiyorum. O çocuk bakıyor falan. İşte klasik normal bir aile yapısına gir. Hemen çekirdek aile işine giriverdik biz onunla. İşte iş çıkışında ben takılıyoruz falan. İşte gündüzleri de o geziyor etrafta. Bu gidiyor işte son Fransa'ya. 2 hafta sonra bu merak gibi geri geliyor falan. Böyle ülkeye gerçekten iyi bir vatandaş nasıl olunur diye size şu an örneğini gösteriyorum. Turist getiriyorsunuz. Döviz getiriyorsunuz ülkeye. Bir süre sonra böyle artık hani 3. 4. 5. seferden sonra hani böyle her 2 haftada bir git gel git gel. Uzun mesafe ilişkisi değilmiş gerçekten. Gerçekten şu an fark ediyorum. Bayağı bildiğin hani aynı şehirde olsak da bu sıklıkta muhtemelen görüşürmüşüz. Başladı bu tabii. Biz neyiz, bunun bir ismini koyalım ilişkimizi falan filan diye. Tabii benim öldüren cazibem olduğu için dayanamıyor ya. Hemen diyor ilişki yapalım, adını koyalım falan, kaptırmayayım kaçırmayayım falan diye. Böyle daha çok gönüllü bir insanım. Ben de o sırada muhabbetten kaçmaya çalışan piç oğlanım yani. Böyle işte gençliğimde çok kazanamaydım, sormayın ya. Neyse ben bu muhabbetten kaçmaya çalışıyorum. Hani isim koymayalım, ilişki uzun ilişki şeyine girmesin, o kadar sorumluluğun altına girmeyelim falan filan derken zaten o aşk is loading falan, uzun mesafe istemem, yalan olacak derken merken kendimi gene uzun bir mesafeli ilişkinin içinde buldum. Çünkü hayat sen ne istemiyorsan onu işte hayatın. Gene ben planlar yaparken sen kim köpek çekmez, gerizekalı sen değil ben karar veriyorum diye ağzımı yüzüme vurduğu bir anda teşekkür ediyorum hayat. Güzel bir karar vermişsin benim adıma. Ben tek başıma olsaydım hani birebir oturup bu kararı verdim artık ben bu yoldan gideceğim diyerekten böyle kararlar almazdım. Hayat oldu, ben de hayata uyum sağladığım gibi bir şey olmuş gibi bir şey oldum yani. Fark etmeden Penfrendim Penfrendlikten Boyfriendliğe geçiş yapmıştı. Bayağı bir üstün çabalar da gösterdi ama. Yani neyse zaten ben de aşıktım da işte korkuyordum tekrar ilişki, uzun mesafe, Allah'ım yabancı, benim başka planlarım var, ben Amerika'ya gideceğim. İstemiyorum ya, ben oynamayacağım falan diye böyle bir ayak sürüyor ama istemem yan cebime koy modundaydım zaten. Neyse ki kendisi bu noktada birazcık daha ısrarcı olduğu için beni o yöne teşvik etmiş oldu diyebilirim en azından. Hani size birkaç bölüm önce şey demiştim. Hayatımda 3 tane şey oldu, hayatım değişti diye. Bu 3 şey gerçekten 1-2 ay içinde oldu. Zaten birini geçen bölüm anlattım size. Altın koza olmasıydı. Yani altın kozada ödül kazanmamdı. Biri Penfrendimin ülkeye gelmesi ve Penfrendlikten Boyfriendliğe geçiş yapmasıydı. Evet, bu Penfrendim diye anlattığım bundan kaç oluyor şu anda hesaplamasını gerçekten yapamıyorum ama 16 sene önce falan sanırım hayatıma girmiş olan ve hala da hayatımda olan aka Nico olarak bildiğiniz insanın Boyfriendim olmasıydı. Gerçekten hani ben anlamadan bir anda ilişki içindeydik. Yani evet Fransa dedi ama sürekli Eskişehir'e geliyordu. Sanki hani Kütahya'da yaşıyor da böyle Eskişehir'e treni atlıyormuş, geliyormuş gibi bir şey etki yaratıyordu benim üstümde. Yani ben pek bir şey yapmadığım için. Benim zaten izin alma gibi bir şansım olmadığı için yeni girdiğim iş yerinden. Onun gelmesi gerekiyordu. Onun izin durumu, iş durumu çok daha elverişliydi. Ve benim gibi Fransa, yani ben Fransa'ya gidecek olsam vize almam gerekecekti. Benim yaşadığım sorunları yaşamıyordu zaten. Elini kolunu sallaya sallaya ülkeye girip çıkıyordu. Ben sonra küfür ediyorum zaten tabii bütün bu adaletsizliğe falan filan, bürokrasiye lanet olsun diye oralara girmeyelim. Sinirleniyorum şu an bile konuştuğumuzda çünkü. Böyle bayağı bir Eylül gibi sanırım böyle ilişkiye başlamış olduk. Ben bile kendi hızıma yetişemiyorum yani. Daha Haziran'da Erasmus'tan dönmüş, depresyona girmiştim. Temmuz'da işe başladım. Ağustos'ta altın koza, Eylül'de erkek arkadaş. Bayağı sıralamışım. Benim için 2013 yılı mıydı bu? 2012 yılı. Bayağı verimli, çok çılgın bir yılmış. Bir yıldız haritası çıkartıp bakmak gerekiyormuş galiba. Ben hiç çıkarmadım. Çıkarınız var mı? Nasıl oluyor? Böyle ilginizi çekti mi? İyi miydi? Mutlaka çıkar diyor musunuz? Bir yükselir gibi oldum, sonra da bir yükselmez gibi oldum. Emin olamadım. Çıkarsam muhtemelen 2012 yılı benim yükseliş yılım falandır. Yani. Onu bile bulabilirsiniz. Şu an merak ettim. Gidip bakacağım bu videodan sonra hatta. Neyse artık Nico'yla bayağı boyfriend, girlfriend diye girdik. İşte Skype'dan
takılıyoruz hafta içleri. Hafta sonları geliyor. Eskişehir'de geziyoruz falan. Eskişehir'de bu arada gitmediyseniz çok güzel bir şey. Şu an Kültür Bakanlığı içine bu, evet. Bu videoyu sponsor olan Kültür Bakanlığı. Eskişehir'i dövüyor bir anda. Evet, böyle böyle ilişkiyi uzaktan uzaktan bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki de her şey başlangıcında güzeldir ama sonra böyle bir şey olur hani. Ben şey oldum. Olmuyor böyle yani. Bir anda iş, işten artık sıkılmaya başladım. Hani bir noktada bende şey oluyor çünkü. Öğrenebileceğim bir şey kalmadıysa çok alternatif olarak sıkılıyorum. Genel olarak yapım öyle zaten. İşlerinden sıkılmaya başlamıştım yavaş yavaş. Üstüne üstlük başka bir ülkedeki birisiyle ilişki yürütmekten de sıkılmıştım. Bir şeylerin hızlanmasını, planların hızlı gitmesini istiyordum. Benim hala Amerika planım devam ediyor bu arada. Hani bir alternatif yoktu benim için. Ama böyle şeyim, istediğim hızda olmuyor, istediğim hızda para biriktiremiyorum, istediğim keyifte hızda geçmiyor, ilişkim var, ilişkimi tam olarak yaşamıyorum, iş yerindeyim ama iş yeri bana eskisi gibi tatmini vermiyor, böyle bir daralmışlık, bir sıkılmışlık, bir şeylik gelmişti yani üstüme. Artık böyle bu noktada benim bir değişiklik yapmam gerekiyordu çünkü ne oldu, iki aydır falan bir değişiklik yapmamıştım ondan yani. Battı bana, rahat battı deseniz yeridir. Neyse, size bahsettiğim üçüncü, o hayatımdaki büyük değişimden üçüncüsü, aslında her şeyin değiştiği noktaya gelmiş olduk bu şekilde. Bu zemin bu şekilde hazırlandı yani. Şimdi size o üçüncü noktadan bahsedeceğim ama tabii ki de bunu bu videoda değil. Bir sonraki videoda yapacağım. Çok büyük böyle çok güzel değişikliklerin olduğu, bazı şeylerin daha çok anlam kazanacağı bir video vaadiyle şu an sizi burada bırakıyorum. Umarım izlerken ve dinlerken eğlenmişsinizdir. Eğlenirken çok şey öğrenmemiş olsanız bile Nicole'la nasıl tanıştık kısmının pen friend'den boyfriend'liğe geçen o uzun ve meşakkatli diyeceğim ama gerçekten kısa ve hızlı kestirme yolun nasıl taşlarla örüldüğünü size görmüş oldunuz. Sizinle çok yakın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.